teşekkür ediyoruz. Berk'in buralarda 9 yıl oldu ve kaybettiğimiz 8. yıl bitti, 9. yılına gidiyor. Biz 9 yıldır bu ülkede kendi adımıza değil, ülkemiz adına adalet arıyoruz. Ve şu an bizim çocuğumuzu vuran mahkeme başkanının söylediği söylemle konuşuyorum. Kasten adam öldürmeden müebbet hapis aldı ve şu an dışarıda. Sadece ve sadece yurt dışı yasağı var. Diğer zaten süreçleri avukatımız anlatacak, ben buna değin konuşmak istiyorum. Bizim çocuğumuzu vuranlar içeride değil ama biz yargılanıyoruz. Eşim ve ben, biz hakaretten yargılanıyoruz. Bizim mücadelemiz sadece bizim çocuğumuz değil, ülkemiz adına, başta da söyledim. Bütün çocuklar adına bu mücadeleyi bizim çocuğumuza emir verenlerin, amirlerinin, valisinin, emniyet müdürünün hepsinin yargılanması talebiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yine sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu koşulda bizi yalnız bırakmadığınız için söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize çok sağ olun. Yavrumu kollarından kopralım. 9'u kurmuş, 8'i de burada. Yine buradayız. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Mücadelem sonuna kadar sürdüreceğim. Hani şöyle bir şey var. Biz anayasayı tanımıyoruz ya diyene, yargıyı tanımayana, adaleti tanımayana biz tanıştırırız. Er ya da geç tanıştıracağız. Eminim ki benim oğlumun hesabını siz soracaksınız. Benim çocuğumun hesabını eminim ki bugün bir polis çocuğu eğer gelip de elimi öpüp de utanarak ben polis çocuğum diyorsa benim oğlumun hesabını o soracak. Bugün en mutlu işte beni gören, ağlayan o çocuklar soracak Berkin'in hesabını. Ben eminim. O savcıların, o hakimlerin çocukları soracak bunun hesabını. Ve biz yine de yaşama karşı, ölüme karşı yaşam, savaşa karşı barış demeye devam edeceğiz. Hiçbir şekilde bir çocuk ölmesin. Biz yine bu yoldan devam edeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bizi yine burada yalnız bırakmadınız. Berkin'i unutmayacağız. Hiçbir çocuğumuzu unutmayacağız, unutturmayacağız. Geçtiğimiz aylar içerisinde görece iyi bir karar aldık yargılamadan. 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Berkin'i bile isteye vurduğu mahkeme kararıyla da artık tespit edilmiş olan sanık polis Fatih Dalgalı. Türkiye geçmişinde, Türkiye yargı geçmişinde bir polis tarafından bir çocuğun, bir insanın öldürülmesi olarak baktığımızda iyi bir karar gibi görünüyor olabilir ama bizleri tatmin ettiğini söylememiz mümkün değil. Sami abinin ve Gülsüm ablanın acısını, bizlerin acısını hiçbir karar tabii ki tatmin edemez. Ancak sadece yurt dışı çıkış yasağıyla sona erdirilmiş bir yargılamayla karşı karşıyayız. O yüzden hala biraz önce Sami abi de Gülsüm abla da hesabı sorulacaktır demeye devam ediyor. Çünkü bir gün dahi gözaltında kalmamış, bir gün dahi Berkin'in vurmasının cezasını çekmemiş bir kollukla karşı karşıyayız. Elinde hala silah taşıyan, hala görevinin başında olan bir polisle karşı karşıyayız. Bu demek oluyor ki 16 yıl 8 ay hapis cezası almışsa da hala bir ceza çekiliyor değil. İstinaf aşamasında kararımız şu anda incelemede. Ne yazık ki bize yargı pratiğimiz, tarih bize içimizin rahat olmasını sağlamıyor. O yüzden mücadelemiz devam ediyor, o yüzden mücadelemiz devam edecek. 16 yıl 8 aylık ceza kesinleşene kadar ki bizim de aslında o karara itirazlarımız var. İndirim sebeplerine dair itirazlarımız var. Kasten insan öldürmekten müebbet hapis cezasıyla verildiği haliyle kalması gereken bir cezaydı aldığımız. 16 yıl 8 ay bizim için sayısal olarak da tatmin edici değil. Ve bu haliyle hapse girmediği her an için mücadelemiz devam edecek. Sadece sanık, katil, polis Dalgalı, Fatih Dalgalı için değil, her zaman söylediğimiz gibi dönemin valisi, dönemin İl Emniyet Müdürü, dönemin İçişleri Başkanı ve Bakanı ve dönemin emri ben verdim demekten asla utanç duymayan Başbakanı da Berkin'i ve tüm Gezi çocuklarını öldürmüş olmanın sorumluluğuyla yargılanana kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Berkin'i anmaya ve tüm öldürülen çocuklarımızı anmaya devam edeceğiz. Terlemiş daha genç yaşı kapılı, kalmış siyaha
benim umudum.